Amacınız neydi bunu böyle düğümlerken ya? Çözemeyelim mi istediniz? Bana müstahak. Harbiden gerizekalıyım ben. Adam ol da bari içeriğin güzel çıksın. Yani bu ekşi ya bu domates. Ya diyeti bozarsam da bunu da bozmam yani. Gerçekten ya ne müsrif karıyım ya. Annesinin bir tanesi. Senin için saklıyorum bunu, senin için. Zaten kadar burada bu. Şimdi yeni gelenleri yerleştirdik. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? Ben biraz uykuluyum. Aslında daha 10-14 hafta sonu, yani cumartesi günü geç kalktım herhalde. Olabilir, böyle şeyler olabilir. Geç kalktım. Of, çok susamıştım yani, gece acayip susamıştım. Galiba dün yeterli suyu içmedim. Hemen şöyle büyük bir bardak doldurdum. Artık bu hafta 2 litre olsun istiyorum arkadaşlar. Bu hafta 2 litreyi dolduralım istiyorum. Benim için de iyi olur. Bu hafta istediğim kiloda 1,5 kilo. 1,5 kilonun altına vermek istemiyorum. Böyle hafta ineceğiz. Ben inanıyorum. Hafta sonu kahvaltımı göstereyim size. Hafta sonu kahvaltım geçen haftakiyle hemen hemen aynı aslında. Sadece işte bu yaptığım omlette farklı şeyler de eklenebilir ama ben eklemedim. Ama siz ekleyebilirsiniz. Şimdi size kahvaltıyı göstereyim hızlıca. Şimdi normal 2 tane yumurtadan bu omlet, tamam mı? Hani tek yumurtadan değil. Mesela hafta içleri 1,5 yumurtadan yapıyorum ben. Biliyorsunuz zaten onu. Bu 2 yumurtadan ama. Normal her şeyin sarısını, beyazını kullanıyorum. Hafta içi yaptığım ise 1,5 yumurtadan oluyor. Onda bir tanesini full kullanıyorum. Bir tanesini sadece beyazını kullanıyorum. Burada yeşillikler dediği aslında daha fazla mesela marul falan da koyabilirdim ama bunlar bana yetiyor açıkçası. Şunu kaldırayım. Burada 10 tane badem var, tamam mı? 10 tane badem var. Bir tane de etimek. Bu bildiğiniz light etimekler var ondan. Aslında bu kahvaltının yanında açık çay da var. Ama ben çay şekersiz tüketemiyorum. O yüzden çay tüketmemeyi tercih ediyorum. Yarın pazar günlerden ve ayın 23'ü. Erkek arkadaşım TUS'a girecek. Tıp uzmanlık sınavı yani. O yüzden ben sabahtan akşama kadar Bornova'da olacağım. Onun hani sınav yerinde olacağım. Onu bekleyeceğim. Sabah saat 10'da başlıyor sınavı. Akşam 5'e kadar falan sürüyor. O yüzden birazcık uzun bir süreç olacak. O yüzden ben kahvaltımı da, öğle yemeğimi de, ara öğünlerimi de, muhtemelen akşam yemeğimi de dışarıda yemiş olacağım. Dışarıda yemek zorunda kalacağım yani. O yüzden o yani yarın için benim böyle iyi bir plan yapmam lazım. Kahvaltımı kardeşimle birlikte yapacağız. Kardeşimle gelecek. Kardeşimle birlikte kahvaltımı yapacağım. Orada artık kahvaltıyı dengelerim diye düşünüyorum. Diğerlerini nasıl dengeleyeceğim bilmiyorum ama. Ara öğünleri yanımda götürürüm. Onda sıkıntı olmaz. Orada bitki çayı içebilirim. Onda da sıkıntı olmaz ama meyve falan bulamayabilirim yani kafelerde. Meyveleri yanımda götürürüm diye düşünüyorum. Akşam da dışarıda yenilebilecek bir tane şeyi seçip onu yiyeyim diyorum. Ama yani her halükarda dışarıda ızgara dışında ne yerseniz yiyin. Ya mesela yani sebze yemeği bile yeseniz zeytinyağı yerine başka bir şey katıyorlar yani içine. O da diyete uymuyor benim. Benim zeytinyağlı olması gerekiyor ve az zeytinyağlı olması gerekiyor açıkçası. O yüzden dışarıda sebze yemeği tercih etmeyeceğim büyük ihtimalle. Çorba öğünüm yok artık, onu kaldırdık. Bilmiyorum, bakacağım. Büyük ihtimal et yemeğini yiyebilirim orada. Izgara falan bulurum oradan. 150 gram. Yani zaten bir porsiyonu civarlarda oluyor. Çektiririm ya da 150 gramlık falan derim. Bilmiyorum. Öyle bir yer bulabilirsem orada yiyeceğim. Zaten onu da göstereceğim size yarın. Bir sonraki videoda göstereceğim yani. Bunu da göremezsiniz muhtemelen. Bunda diyetimde değişen büyük bir şey var demiştim size. Öğle yemeği de yiyeceğim. Ne var diyor. Onu yapacağım. Şimdi öğle yemeğimde yemem gereken bir şey vardı. Bunu size ne olduğunu söylemeyeceğim. Şuna bak. Size ne olduğunu söylemeyeceğim ama yemem gereken bir şey var yani. Hani benim çok istediğim o dediğim falan ama malzeme yok evde. Şimdi markete gideceğim, alacağım. Bir de hafta içi olan kahvaltılarımda avokado var. Avokado da alacağım. Böyle markete gideceğiz yani birlikte arkadaşlar maalesef. Kilo verdiğim hissediliyor ya bence. Ne diyorsunuz? Şimdi tok. Şu galiba. Şunu alacağız. Şu toplardan görüyor musunuz? Bunlardan kullanıyorum. Bitti. Yani bu değil de farklı markasını kullanıyorum. Burada o yok tabii. O yüzden buradan alacağım.
Bunlar da arkadaşım için. Dım 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 dım. Başka ne var alabileceğimiz? Tabii ki siz değil. Siz asla değil. Bunlar hiç değil. Labne ara önlerimde bazen kullanıyorum ama bu çok fazla ya. Şimdi avokado alacağım. Fakat kalmamış arkadaşlar. Avokadonun fiyatı var, kendisi yok. Ben mi göremiyorum? Yok yani harbiden. Göremiyor değilim bence. Bir de şurada var. Buralarda mı? Yok lan. Avokado kalmamış, harika. Şöyle kenarları böyle dik olan bir tabak buldum. 9 liraymış. Alayım mı? Alacağım. Deneyeceğim ya. Bilemedim. Şimdi marketten avokado, başka markete gittim yani. Bir 4 market falan dolaştım. Avokado aldım ama kazıklandım arkadaşlar. Şöyle BİM'de 7 küsürdü ama kalmamıştı. Tükenmişti. Carrefour'dan 11.49 aldım. Geçen 10 liraya gördüğüm ve pahalı dediğim avokadoya 11.5 lira verdik. Hayat bu. Ha, müstahak bana müstahak. Bana müstahak. Şimdi aldıklarımı göstereceğim ama yani harbiden gerizekalıyım ben. Şimdi birincisi o malum arkadaşı göstereyim arkadaşlar. Şu. Şuna 11.49 verdim. 11.49 bakın. Yani buralara diyet yapan çok mu insan var bilmiyorum ama avokadoları tüketmişsiniz be. Tüketmişsiniz be insafsızlar. Yani bir tanecik avokado için 4 tane market dolaştım. 4 marketi geçtim hadi dolaşırım. 5.sine dolaşırım ama yani 11.49 ne? Sinirlendim. Sonradan dedi ki bunu dedi elmanın dedi yanına dedi 2 tane elma, işte elma kesildi. 2 yandan şöyle dedi koyarsan dedi. Streçle dedi şey yaparsan alüminyum folyo ne streçi. Alüminyum folyo dedi. Sar dedi onu dedi. Koy dedi sıcak bir yere dedi. Gazeteye sar dedi. Ona da sarabilirsin dedi. Koy dedi. Evde gazete yok. Dedim ki alüminyum folyo alayım. Bakayım dedim. 900 lira verdim şuna. 9. Sinirler şey oldu yani. Neyse alüminyum folyo daha sonra da kullanılır ama şu yani resmen bir haftalık sadece. Çeyreğini kullanacaktım. Ben bunu hadi birazcık daha küçültürüm. 5'e bölerim desem. 5 gün kahvaltıda bunu kullanacağım. Adam ol da bari içeriğin güzel çıksın. Neyse sonra ne aldım? Bakın şimdi bu aldığım şey zevkten. Bunu zevk için aldım, kabul ediyorum. Gerçekten zevk için aldım. Şu kare tabak şeyini çok sevdiğim için zevk için denemek aldım. Yani buna verdiğim paraya hiç üzülmedim. Çünkü zevk için aldım. Ya nazar değiyormuş, kırılıyormuş. Heh. Şimdi tavuk, şimdi tavuk yapacağım. Tavuklu bir şey yapacağım. Onu size birazdan göstereceğim ne yaptığımı. Bunu şimdi yiyeceğim için aldım. Bunun herhalde ya bir tanesini ya bir bütünü falan kullanırım. İki tanesi büyük gelebilir. Bakacağım yani duruma göre. Bir de bunu aldım. Bunu zaten biliyorsunuz top peynir kullanıyorum ben. Aslında yarım yağlısını falan bulsam daha güzel olurdu ama yoktu. Başka hiçbir markanın da yoktu. Yani hiç yarım yağlısını görmedim bunun ama bunu aldım. Eğer diyetisyende herkes derse ki hani bu olmadı değerlerinden bir tanesini kullan diğerine geçerim ama şimdilik bunu aldım. Bitti çünkü top peyniri. Başka bir şey almadım yani. Buncacık şey hemen hemen 60 lira tuttu yani. Zaten şu beni mahvetti. Ne diyeyim ya. Piyasa çok bozuk arkadaşlar. Ekonomi çok fena. Düşün yani. Avokado alamıyoruz. Ne yiyelim biz avokado alamıyoruz. Bu diyettekiler ne yesin? Saat 13.30 benim hemen yemeği yapmam lazım ki 2-2.30 gibi falan yiyeyim. Normal derken yemem gerekiyordu ama kahvaltıyı geç yaptım biliyorsunuz. Evet şimdi öğle yemeği vakti. Öğle yemeğinde ne yaptığımızı hızlıca göstereyim. Bildiğiniz tavuk ağırlıklı. Şu altlar falan full tavuk. Çok az bir makarna koydum. Tavuk, makarna ve mantardan oluşuyor. Böyle güzel. Hemen bir gıdım zeytinyağında yaptım oraya. Ekstra hiçbir yağ katmadım. Böyle üstüne de kekik serpiştirdim. Çok az bir tuz attım. Böyle güzel bir öğle yemeği var. Şimdi güzel gidiyoruz arkadaşlar. İşte size sürprizim buydu. En çok özlediğim şeylerden bir tanesi. Aslında krema da olsa güzel olurdu ancak kreması yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Ben öğle arasında şimdi portakal yiyeceğim. Şöyle tabakta meyve bıçağım var. Ama oturamıyorum. Bolden'in en sevdiği yer burası.
Gerçekten bu koltuğa bayılıyor. Kaldıramıyorum o yüzden. Kıyamıyorum. Kıyamıyorum. Isırma anneciğim, ısırma. Isırma, kurban olurum sana. Çok seviyor. O burayı tercih etmiş. Ben de ayakta devam edeceğim şu an. Akşam öğle vakti geldi. Bilin bakalım ne eksik. Et. Evet. Et yiyeceğim bugün. Kasaba gidip et almam gerekiyor. Gel o büyük güne. Kara buğday. Evet, bunu yiyeceğiz. Bugün salataya katacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. 2 kaşık. Devamını ben bir şey saklamam gerekiyor ama biliyor musunuz? Çünkü böyle 2 kaşık 2 kaşık nereye kadar bitmez bu. Küçüğünü alsaydım keşke. Şöyle küçük bir şey de yapacağım. Hemen bundan su kaçacağım. Bunu da açacağım. Yani 2 kaşık için en ideal bu vardı. Ya da daha küçük bir kahve cezveniz varsa o da olabilir. Nasıl bir şey? Size şöyle göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Göremezsiniz ki. Her şeye yakından bakın. Böyle bir şey. Bunu haşlayacağız işte. Ne kadar su koyarız? Hemen birazcık. Hafif. Hemen azıcık. Göstereyim size. Bu kadar ya. Çok değil aslında. Şöyle. Bakın. Göremiyoruz değil mi? Ha, şu kadar. Şöyle haşlayacak işte. Şimdi salatayı hazırladım. Şöyle gördünüz mü? Kara buğdayı içine serpiştirdim, karıştırdım. Çok azıcık zeytinyağı, birazcık tuz, bir de limon kattım. Limon da tat versin diye. Et de şöyle 150 gram et yiyorum. Bu kadar. Selam. Selam arkadaşlar. Şimdi kardeşim memlekete gitmişti günübirlik. Hemen günübirlikçik memlekete gitmiş. Tabii benden habersiz. Sonra işte geri döndü. Annem de bizim orada cumartesi, bizim oranın pazarı. Annem dedi ki gelmişken de dönüyor, kardeşine dönüyor dedi. Pazar ihtiyacını söyle hepsini dedi. Alayım yollayayım dedi. Ben dedim ki okey. Sonra annem şimdi pazardan bir sürü şey almış. Ben bir kısmını yerleştirdim, sonradan çekmek aklıma geldi. Şimdi dedim ki hani onları yerleştirirken çekeyim. Hem de şu an ara öğün vaktim geldi. O esnada da ara öğünümü yaparım. Ondan sonra söyleyeceklerim bu kadar. Aynen, tripodu kurdum şu an, daha rahatım. Neyse yani sabahtan akşama kadar evde olamayacağım çünkü sınav saat 10'da başlıyor. Buradan Bornova'ya gitme süresine falan katarsak işte bayağı önce evden çıkacağım. Akşam saat 5 gibi falan bitiyor sınav. Oradan zaten hemen apar topar gelemem herhalde, yemek falan yeriz orada diye düşünüyorum. Sonra geliriz diye düşünüyorum. O yüzden yarın bütün gün dışarıdayım. Sabah kahvaltımı bir ihtimal evde yapabilirim. O da işte ben erken kalkayım. Saçım çok kötü duruyor da açtım. Boynuma bakıyorum ben. Neyse işte erken kalkabilirsem eğer sabah kahvaltı evde yaparım. Ama kalkamazsam, ki kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Erken kalkamazsam kahvaltımı nasıl yapacağım onu bilmiyorum yani hiç açıkçası. Çünkü hafta sonu kahvaltım benim birazcık daha farklı biliyorsunuz işte. Bu bademli falan filan.
hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim yani, bakalım. Şey yapacağım, en kötü ihtimalle baktım yarın ben sabah erken kalkamayacak mıyım? Yani gece böyle artık 2'lere doğru falan yatıyorum çünkü uyuyamazsam diye düşünüyorum. O zaman böyle hemen yanıma yolda yiyebileceğim ya da işte gittiğimde orada yiyebileceğim böyle bir kahvaltı kazanacağım. Çünkü onlar şey olmaz yani, domatesler küçük küçük olduğu için kesmeyeceğim. Salatalığı da böyle bütün şekilde açacağım, kıtır kıtır artık hani orada yerim. Zaten peynir yok. Bir işte 2 tane yumurtalı omlet olayı var. Onu nasıl yaparım bilmiyorum yani. Sabah kaynatsam mı? Çünkü yumurtayı yemem gerekiyor. Asıl beni topçutan o yani. Yumurtayı işini nasıl halledeceğim bilmiyorum. Ayarlayacağım. Daha sonra yarın işte böyle bir durum olduğu için onu yarın ayarlayacağım. Şimdi annemin yolladığı şeyleri yerleştireceğim buzdolabına. Buzdolabı birazcık karman çorman şu anda. Çünkü düzenleme fırsatı olmadı. Düzenlemedim arkadaşlar, bu kadar basit. Şimdi neler istedim, neler geldi onu söyleyeceğim. Neler istedim, neler yollandı, çek. Şimdi buzdolabının karışıklığını görüyorsunuz değil mi? Çok karışık ve dolu. Hindistan cevizi ya, bu stokladığım Hindistan cevizi ya, daha bunu açmadım. Çünkü bir önceki aldığım henüz daha bitmedi. Bu stok bir şekilde burada duruyor. Bu işte okula götürürüm diye aldığım yoğurtları, belki bunu yarın yanıma alırım. Ara öğünde falan böyle bir şey yiyebilirim yani, ya da meyve de yerim. Bu bunu biliyorsunuz arkadaşlar, değerini söylememe gerek yok. Bu Allah'ın belasını biliyorsunuz. Ne olduğunu söylememe gerek bile yok. Artık bunu görünce herkesin kafasında birden o rakam canlanıyor. Benim öyle oluyor yani. Şimdi bu domates şeker domates, tamam mı? Ben bunu almıştım. İlk defa deneyeyim dedim. Yani bu kadar küçüğünü yememiştim. Normalde hep benim yediğim boyutlar, göstereceğim birazcık daha büyük olanları. Hani şöyle. Ya bu çok kötü bir şey ya. Bunu nasıl yiyorsunuz? Yani bu ekşi ya bu domates. Yani ben bunu yiyemiyorum. Yiyenlerini falan gördüm. Diyet yaparken bunu yiyenleri falan gördüm. Şok oldum. Nasıl yiyorsunuz ya bunu? Ekşi oğlum bu domates. Domates değil yani bu. Baya benim ağzıma ekşi ekşi bir tat geldi. Ben de bıraktım. Öyle kaldı. Şu aldığım fıstık ezmesi. Bunu ara ara kullanıyorum. Tariflerde falan da kullanmaya devam edeceğim. Bu Fitnut işte. Fitnut mu? Nasıl artık okunuyorsa. İngilizcem olmadığı için. Durun ya, kamerayı şöyle çekeyim. Baya çömdüm yere çünkü. Böyle. Bu burada duruyor. Bakın. Bu diyetten hemen önce aldığım ve asla kullanmak nasip olmayan. Şaka gibi ya. Bayağı bir çikolata sosu almıştım ve sonra diyete girdim. Böyle duruyor. Diyeti bozarsam diye değil, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Diyeti bozarsam da bunu da bozmam yani. Hani eve birisi gelir de ne bileyim ister diye duruyor. Tarihi geçene kadar da duracak. Bakıyorum. Tarihi de geçmiş. Tarihi geçmiş ya bunu. 06.02.2020 diyor. 6 Şubat diyor abi. Kaçtayız biz? Geçmiş oğlum. Bir ay falan herhalde. Ana atam bunu. Zehirleriz vallahi gelen misafire. Çöp poşet oluşturmaya karar verdim. Çünkü bundan daha fazla şey atılacağından eminim yani. Bu bir. Şimdi kefir. Diyetimde kefir vardı biliyorsunuz. Sonradan kefir çıktı diyetimden ama o varken de çok içememiştim. Bunun son kullanma tarihi arkadaşlar geçmiş. Gerçekten ya, ne müşrifkarıyım ya. Olamaz böyle bir şey ya. Resmen almışım ve hepsi bitmiş ya. Bu da diyetten hemen önce iki şey çikolata sosu ve bunu birlikte almıştım. Bunun son kullanma tarihi de iyi 30 Mart. 30 Mart'a kadar gelecek olan misafirlerime sesleniyorum. Hala şansınız var bunu kullanmak için. 30 Mart'a kadar bu duruyor arkadaşlar. Aa şey kırılmış. Bu alet kırılmış. Ay, buna çok bir şey yüklemeyeyim ben. Hepiniz çını görün istiyorum. Ay. Çocuğum gel. Burada beni izliyorsun ya. Tamam burada dur. Bir tanesi. Bu kolayı ben içmiyorum. Kardeşim çok sıklıkla geliyor. Böyle ne bu kadar büyük alıyor. Çok matah bir şeymiş gibi. Sonra şu kadarcık içiyor. Defolup gidiyor ondan sonra. Bir hafta sonra geliyor diyor ki kola var mı? Ah bunu içersin anca işte. Senin için saklıyorum bunu. Senin için. Zabağa kadar burada bu. Abi bu her an kırılabilir yani. Bu gidecek. Bunu buradan alayım ben. Bunu şuraya falan koyayım. Çünkü fıstık ezmesi değerli biliyorsunuz ki.
Neyse. Bunu da şöyle arkaya bir yere koyacağım. Geldiğinde içsin, zıkkımansın. Benim canım kardeşim. Şöyle arkada dursun. Şimdi yeni gelenleri yerleştirdik. Sakin lan. Tamam. Şşş, izle. Tamam. Bu saçma sapan şeyler var buzdolabında ya. Şimdi bir, hemen ben bunu buraya koydum. Domates. Küçük minik kahvaltıda bunları kullanıyorum. Bunu nereye yerleştirebilirim? Bu mantar da atılacak. Buzdolabı çünkü. Şöyle buraya koydum. Patlıcan var. Patlıcanı aşağıya şuraya koyacağım. Bunlara da böyle ayrı aparat almak istiyorum. Hani böyle ay böyle bir dakika. Böyle ayrı ayrı aparat. Sonra bu ikinci getiren şey salatalık. Şöyle bildiğiniz. Anneme şey dedim. Aldığı salatalıklara baktım dedim. Avokado gibi şekli dedim. Ondan sonra annem de şey dedi. Ne güzel işte ucuz avokado. Espri yeteneği gerçekten beni benden aldı. Tamam bunu buraya koyuyorum. Son bir tane bir öncekinden salatalık kalmıştı. Bunu buraya koyduk. Poşete attık. Şimdi Bili. Bili Bili yumurta. Marka reklamı gibi oldu ama annem şey yapmış arkadaşlar, lastiklemiş. Biliyor tabii kardeşimin kırabileceğini. Bir de ben kırıyormuşum. Aa çok güzel sarı sera. Aa bunlar Bili Bili yumurta değil. Bir dakika. Dur bir be. Bunlar Bili Bili yumurta değil arkadaşlar. Annem daha önce de böyle yapmıştı. Bunlar bizim yumurtalarımız. Bizim tavuklar var da. Bizim yumurtalar. Böyle annem bu paketlere koyup yolluyor bana. Harikasın anneciğim. Teşekkürler. Seni seviyor. Gerçi kardeşim birkaç tanesini kırmış ama. Yapacak bir şey yok. Elma. Kocaman bir elma paketi. Yeşil, açık yeşil, koyu yeşil, karışık al dedim. Çünkü ben anneme dedim ki karışık yiyorum. Karışık almış. Elmaları zaten direkt şeye koyuyorum. Şu altı koyuyorum. Direkt şuraya koyuyorum. Onu bir şey yapmayacağım. Mantar bunu benim görmem yani unutmayacağım yere koymam lazım çünkü unutuyorum ve sonra bozuluyor. Şöyle şuraya koydum. Üzgünüm anne. Çok darmadım. Zeytin. Sınırdan bunu da annem memleketten istiyorum. Şu peynir bozuldu bu arada. Alacağım. Şu da bozuk. Bu da bozuk. Üf be her şeyi bozmuşum. Özür dilerim anne her şeyi bozdum. Kızım biraz böyle işte müsrif kızım. Zeytin var burada. Zeytin var diyormuşum. Bakın bunları da bozmuşum. Sonra bu. Ne bu? Pırasa galiba. Ben pırasa istemiştim. Bir dakika. Pazarcıların bunun denizci düğümü gibi düğümlemesi. Of ya. Ya amacınız neydi bunu böyle düğümlerken ya? Çözemeyelim mi istediniz? Zirlendim. Oh! Bu ne? Ha ıspanak. Ispanak söylemiştim tamam. Annem sağ olsun bütün alışverişimi çek ede de yapmış. Ha bunlar da pırasa tamam. Pırasaları da şöyle koyuyorum. Tamam pırasalar şöyle. Ya oha feci karışık oldu ya. Neyse arkadaşlar. Resmen arkadaşlar buzdolabına koyduğumuzda çok şeyi attık. Güzel oldu. Boşaltmış olduk hem böyle. Al. Ha oyna. Lastik nerede? Hemen kaybettin. Ne? Bak burada. Yürü. Tamam ben onu aldım. Bekle. Bekle. Git ediyorum. Lastik dönüyor. Neyse buzdolabına koyduğumuzda çok şey attık. Ama bozulmuş yani. Bozulduğunun farkındaydım. Hep erteliyordum. İyi oldu böyle. Haftaya cuma annemler gelecek. Evi temizleyecekler, dezenfekte edecekler. Bana hiç güvenleri yok. Dediler ki gelelim seni bir baştan aşağı bir yıkayalım dediler. Dedim teşekkürler. Çünkü evimin buna ihtiyacı var. Temizlik harcıları gibi bir video çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü neden diye sorarsanız evimin leşliğini gerçekten herkese buradan deşifre etme gibi bir şeyim yok. Öyle bir isteğim yok açıkçası. Pislik bana kalsın.
Siz temiz halini görün. Temiz halini çekerim. Önce sonra spa yapmayacağım. Yani hayal edebileceğiniz en dağınık ve en şu an için pis ev diyebilirim. Zorlayın ayağınızı. Ve annemler gelince ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Ara öğün olarak bir tane elma yiyeceğim. Yanında da bitki çayı içeceğim. Bunu tekrar tekrar paylaşmayayım hadi buradan. Söylüyorum şu an. Elma ve bitki çayı. Hepinizi çok öptüm. Görüşürüz. Başka videolarda diyormuşum. Her gün video atıyorum zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yine oraya buraya koyuyorum. İstediğiniz her yerden takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.